الشيطان <lima> الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا أن نهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على شفيع قلوبنا محمد اللهم صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri gecemizi mübarek eylesin. Bizlere en güzel şekilde anlatmak, sizlere de en güzel şekilde dinlemek. Rabbim Celle Celaluhu nasip eylesin. Anlatmaktan ve dinlemekten ziyade anlatılanlardan ders almak, ibret almak ve amel safasına koyabilmek. Rabbim Celle Celaluhu cümlemize ikram eylesin. Evet şu anda ekranları başlarında bizleri izleyen siz çok kıymetli Lale Gül TV izleyenlerini öncelikle hürmetle ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Evet kıymetli izleyenlerim, dinin direği, müminin miracı, Müslümanın olmazsa olmazı namazı anlatıyorduk. Namazdan bahsediyorduk ve tabi namazın faziletinden, öneminden, kılmamanın da tabi zararlarından Efendim bahsediyor idik. Evet, namaz meselesi çok önemli. Yani şöyle düşünelim, şu anda... Allah'ın Teala hayırlı uzun ömür versin de şu anda ölsek ilk sorulacak soru nedir? Namazdır. Ahirete çıktın. Hesap var, kitap var biliyor muyuz? Elbette. Hakimlerin hakimi olan Hazreti Allah'ın Teala Celle Celaluhu ne yapacak? Bizleri hesaba çekecek. Bütün insanlar ne yapılacaklar? Efendim akıl bali olduktan sonra son nefeslerini verinceye kadar olan bütün zamanın hesabını vereceğiz. Allah'ın Teala kolaylık nasip etsin. Ha demek ki bunun neyi var? Bir de bir başlangıcı, bir ilk sorusu var. İlk soru çok önemli. İşte bakın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize ne yapıyor? Efendim bunu beyan ediyor ve buyuruyor ki inne evvele mâ yunzaru fîhî min amelil abdi yevmel kıyame. Kıyamet günü kulun bakılacak ilk ameli, sorulacak, hesaba çekilecek ilk ameli nedir? Es-salatu namazdır. Evet, yani bu kadar efendim, emirler var, nehiler var. Değil mi? Kur'an baştan sona kadar bize efendim, hayatımızı nasıl tanzim edeceğimizi, şerate göre nasıl bir hayat yaşamamız gerektiğini, emirleri, nehileri hepsini ne yapmıştır, beyan etmiştir. Ha şimdi bunlar da sorulacağına göre ilk soru, ilk bakılacak amel, Nedenmiş? Namazdan imiş. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Fe in vucide tammeten. Eğer nam namazı tam ise, ilk başta ne yapıyor namazı soruyorlar. Ne yaptın namazı kıldın mı? Eksik noksan var mı? Kıldın. Tadil erkana uydun mu? Vaktinde mi eda ettin? Bunlar eğer tamsa kubilet minhu ve sairu amelihi. Yani ondan namazı da kabul edilir ve diğer amelleri de kabul edilir. Bak görüyor musun? Yani namazın tam olması, namazın eksiksiz olması ne yapıyor? Diğer amellerimize de etki ediyor. Onların da kabul olmasına vesile oluyor. Çünkü namazı tam olan bir adam eh aşağı yukarı ne yapmıştır? Maksada uygun hareket etmiştir. Allah'ın huzuruna gelmekten çekinmeyen, her gün beş vaktini Allah'ın huzurunda geçiren ve namazını düzgün kıldığı için de o namaz onu bütün kötülüklerden alıkoyacağı için yani bir mümin bayağı bir şeyi ne yapmış oluyor? Halletmiş oluyor. Geriye ne kalıyor? Ufak tefek bir takım sıkıntılar, problemler. E i̇şte onları da ne yapıyor? Kabulüne namaz vesile oluyor. Evet, ilk sorulacak amel namazdır. Feyin vucide temmeten kubilet minhu ve amelihi. Eğer namazı tamsa, namazı da kabul edilir. Diğer sair amelleri de ne yapılır? Ondan kabul edilir. Ama ve in vucide naqisaten eğer namazı noksansa, eğer namazı tam değilse, eksikler var, noksanlar var. Bir kılıyor, bir bırakıyor. efendim atlatıyor, sektiriyor. Vaktinde kılmıyor, tadil erkanlar riayet etmiyor. Namazı noksan ise ruddet aleyhi ve seyru amelihi namazı da diğer amelleri de reddedilir buyuruluyor. Kıymetli kardeşlerim. Yani namaz aslında ne biliyor musun? Bir mihenk, bir ölçü ne yapacağız edeceğiz bu namazı bırakmayacağız. Yani evet eksiklerimiz vardır, noksanlarımız, sıkıntılarımız, hatalarımız oluyor insan beşer, bazen şaşar, günaha düşer. Ama ne yapmak lazım? Tevbe etmek lazım. İstikamet üzere yolumuza devam etmek lazım. Zaten Beş vakit namazı Allah'ın huzuruna çıkan, kılan bir Müslüman o şuurda, o atmosferde, o manevi iklimde Mevla'nın huzurunda olduğunun farkında olarak namazını kılan bir adam zaten kötülükler varsa Allah onu o namaz vesilesiyle kötülüklerden arındırıyor. Ne buyurmuştu? İnne salate tenhani fahşai vel münker <laughs> buyurmuştu Mevla. Muhakkak ki namaz hakkıyla kılınan namaz insanı münkerattan, kötülükten fuhşiyattan alı koyar buyuruyor Mevla Teala. Ha, adam namazı var, hataları var, noksanları varsa ne demiştik? Dönecek namazına bakacak. Demek namazlarını tam kılmıyor ki o namaz onun hatalarını, adamı adam etmiyor. Çünkü namazı sen ayağa dikmedin ki. He? o namazla paçavra gibi suratına vurulur. Hatanı, eksiğini, noksanını ahlaki zafiyetlerinde elbette bu namaz düzeltmez. Ama namaz hakkıyla kılınınca ekim salah emrine uygun bir şekilde yani namazınızı ikame edin, ayağa dikin emrine uygun bir şekilde namazı kılarsak işte o zaman o namaz bizi düzeltecek. Diğer amellerimizdeki noksanları da ne yapacak? Adeta görmezden gelinecek. Bir manada öyle. Hani düşünün, biri, biz diyelim Allah'ın huzuruna çıktık. Eksiklerimiz var, noksanlarımız, yanlışlarımız var. Ama ne yaptık? Ne yaptık, ne ettik? O namazı bırakmadık. Mutlaka he, o namazı vaktinde eda edebildik. Ha, namazında eksiğin yok. Namazında noksanın yok. Zamanında kılmadın. zamanında efendim, eksiklerin var. Kazaya kalmış namazlarım var. Ne yapmak lazım? Hemen başlamak lazım. Ve namazlarımızda efendim kaza namazlarımızı da kılıp eda etmek lazım. Çünkü kılınmayan bir namazın üzerimizden düşmesi o namaz borcunu ancak o namazı ne yaparız? Eda etmekle yerine getirebiliriz. Bunları da tamamladık. Mevla'nın huzuruna çıktın. Hadi bakalım. Bir hesap vereceksin. Eksikler var mı? Var. Noksanlar var. Sıkıntılarımız ma manevi olarak var. Ama en azından şöyle diyebiliriz. Ya Rabbi işte senin kulunum. Eksiklerim var, noksanlarım var, acziyetlerim var. Ortam bozuktu. 21. asırda harama davet eden o kadar adres vardı ki Ya Rabbi. Ama şartlar ne olursa olsun, fitne dalgaları ne kadar yükselirse de yükselsin, ortam ne kadar bozuk da olsa, Beni senin huzuruna çıkmaktan mani efendim, engel olamadı. Mani olamadı. Senin huzuruna çıktım ya Rabbi. Namazlarımı kıldım ya Rabbi. Alnım secdelerle buluştu ya Rabbi. Evet eksiklerim var ama namazım tam. Sanki ne diyecekler biliyor musun o zaman? Ha bir gözü görmeyecek, bir kulağı durmayacak. Madem öyle geç bakalım. İşte aslında hadis-i şerif bu demek. İlk sorulacak amel namaz. Sen ne anlıyorsun buradan mesela? Namazın tamsa ne diyor bak? Kubilet minu amelihi. Ondan namazı da diğer amelleri de kabul edilir. Ama veyn vücdet nakisaten eğer namazı noksan ise ruddet aleyhi vesairu amelihi. Ne olur? Namazı da reddedilir diğer amelleri de. Onun için kıymetli kardeşlerim bu namaz meselesini hakikaten en güzel şekilde yerine getirmemiz gerekiyor. Çünkü Müslümanın olmazsa olmazı bir ibadet. Evet. Mesela kabir var değil mi önümüzde? Ölüm, kabir. Kabir nedir? Dünya menzillerinin sonu, ahiret menzillerinin ilki. Artık ahirete bir geçiş yapıyorsun. İşte ilk geçiş nereden olacak? Kabirden. Ahiret duraklarından ilk durak. Ne buyuruldu? Kim orada hesabını kolay verirse diğerleri kolay olur. Evet bu kabir de aslında nedir? Bir ölçüdür ha? Bir mihenk. Orada da ne var? Bir sorgu var, bir sual var. Orası kolay. İlk gün, ilk gece kolay geçerse ondan sonrası her geçen gün daha da kolaylaşacak, açılacak, ferahlık, fereç ne yapacak? Gözükecek. Ama eğer orası zor olursa Mahşer de zor olur. Sırat da zor olur. Hesap da zor olur Allah muhafaza. Demek kabirde ilk gece nasıl geçerse iyi geçerse her gün daha iyi geçiyor. Peki orada ne soracaklar? Orada ne soruyorlar? Rabbin kim diye soruyorlar. Ben Rabbuk. Rabbin kim? Ya Hoca Efendi onu ne var ona? Allah deriz, ezberleriz. Rabbim kim? Rabbim Allah. Evet, Rabbim Allah diyebilirsen çok güzel. Ama eğer Allah'a kulluk etmediysen Allah seni beş defa namaza davet ettiğinde eğer namaza gitmediysen Rabbim Allah diyebilir miyiz acaba? Hani Hazreti Ömer radıyallahu bir sahabeden birini camide göremedi. E dolayısıyla tabii dönem Hazreti Ömer dönemidir. Hazreti Ömer radıyallahu anh namazları kıldırıyor ama baktı biri yok. Neyse onu çağırttı. O da hemen koşarak geldi. Nefes nefese. Ha? Hayırdır dedi koşarak gelmişsin. Nefes nefese kalmışsın. Ne demek ya Emre'l müminin? Sen çağrısında gelmem mi? İki elim kanda olsa bırakır koşar gelirim. Peki dedi az önce çağıran haşa benden aşağı mıydı ya? He? Ben çağırdım koşarak geliyorsun. Az önce niye gelmedin? Müezzinin daveti aslında Allah'ın daveti Celle Celaluhu. Öyle şimdi Mevla seni beş defa huzuruna davet ediyor. He? Sen huzura çıkmıyorsun. Sen namazını kılmıyorsun. Allah'ın davetine icabet etmiyorsun. E o halde? E Rabbin kim? Allah. Dedirtirler mi acaba? Çünkü öyle işler var ki, He? Senin ameline göre şekilleniyor ve verdiğin cevap, verebileceğin cevaplar dünyada yaptığın amele göre sana kolaylaştırılıyor. Hesap da öyle, kitap da öyle. Fakat tane oluyor son nefesinde arkadaşın yanına gidiyor. He? Arkadaşı ölüm döşeğinde. E bakıyor ki biraz kendinde. Aklı başında yani ona bir kelime-i tevhidi telkin edeyim de o da efendim son anları artık o da kelime-i tevhidi getirsin diye La ilahe illallah, La ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Yanında yani çok bağırmadan onun kulağını duyacağı şekilde eğer diyeceği varsa ne yapar der. Kendine gelir hemen o kelime-i tevhidi söylemeye başlar. Ama öyle deyince gözünü açtı. Yanımda deme onu dedi. Birden şaşırdı. Nasıl olur ya? Ya bu, bu kelime-i şehadeti söylemezsen var ya, bu kelime-i tevhidi söylemezsen aklın da başındaymış. Bir de diyorsun ki söyleme. Eğer söylemezsen, vallahi ne senin cenazeni yıkarım, ne de senin cenaze namazını kılarım dedi. Aklın başında, farkındasın, bir de bunu bana deme diyorsun. Niye böyle diyorsun? Dedi ki o kelimeyle arama, dilimin arasına bir perde kondu, bir engel kondu, dilim dönmüyor, söyleyemiyorum. Nasıl olur dedi ya sen nasıl söyleyemezsin ya? He? Sen benle beraber sohbetlere gelirdin, vaazlara gelirdin, hatta duygulanırdın, ağlardın. Dedi sorma. Evet öyleydi ama yani milletin yanında dindar gözü gördüm ama eve gelince dindarlıkla bir alakam yoktu yani. Niçin yapıyor? Gösteriş için desinler için. Ahmet için, Mehmet için. He? Desinler için demesinler için. Ne oldu bak şimdi bu ameli geldi son nefesinde. Artık bütün efendim riyalar, kibirler, dünya beklentileri her şeyden el ayak çekiyorsun. Artık gidiyorsun. Rabbül Alemine gidiyorsun. Ya ebedi zevk ve saadet yurdu neticede ya da ebedi azapgah Allah muhafaza. İşte orada ne yapmıyorlar sana söyletmiyorlar. Çünkü senin amelin, yapmış olduğun işler, he? icraatlar, fiiliyat geldi son anda, son nefesinde gırtlağına tıkandı. Diline perde oldu, engel oldu. Orada artık riya yok, orada gösteriş yok. He? Artık neysen o. Nasıl amel ettiysen, nasıl davrandıysan işte son anda o daha önce yapmış olduğun amelle baş başa kalıyorsun. Onun için ha Rabbim kim Allah derim yani bundan kolay ne var? Ya. Diyebilirsen çok iyi. Ama Rabbim Allah demek içinde he? Gerçekten o senin Rabbinmiş gibi hayat sürmen lazım. Hem Allah'a inanacaksın, hem Allah yok gibi bir hayat yaşayacaksın. Hem Muhammed Mustafa'ya inanacaksın hem de onun yolundan gitmeyeceksin. Hem kitabım Kur'an diyeceksin ama o kitaba bakmayacaksın, okumayacaksın, o kitapla amel etmeyeceksin. Senin hayatını o kitap şekillendirmeyecek. O zaman orada nasıl kitabım, kitabın ne dedikleri zaman ki Kur'an nasıl diyebileceksin ki? Ya. Kıbleni soracaklar. Kıblen neresi bakalım? Aa, Kabe deriz. E hiç dönmemişsin ki. Yani hali hayatındayken, dünya hayatındayken o tarafa dönmemişsin ki. Oraya dönmemişsin ama oranın dışında dönmediğin yer kalmamış. Fırıldak gibisin. E nasıl olacak? Kıblen, kıblem Kabe diyebilecek misin? Nasıl diyeceksin? İşte onun için namaz meselesi önemli. Yani namazını kılan adam, he? Allah'ın davetine icabet eden adam, bu meseleyi önemseyen, dikkat eden ve namazlarını vaktinde eda eden adam şu hesaplardan ne yapacak? Kolayca geçecek, kolaylaşacak yani. Dolayısıyla namaz öyle bir ibadet ki yani namazın yerini tutacak bir ibadet yok. Sana soracaklar namazını kıldın mı? namazımı kılmadım ama işte even çok hayırlar yaptım. Peki namazını kıldın mı? Çok hayvan severdim. Namazını kıldın mı? Çok kalbim temizdi. Namazını kıldın mı? Bak namaz, 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 namaz. Hiçbir amel namazın yerini tutmaz. Camiler yaptırsan, camiler hınca hınç dolu olsa senin yaptırdığın camilerde he, insanlar namaz kılsalar gene sana eğer namazını kılmadıysan senin bir vakit namazını telafi eder mi? Senin kılmadığın bir namaz yerine geçer mi? Geçmez. Namazını kılmadığını zaten onun da faydasını göremezsin ama namazını kılarsan, ibadetini yaparsan farzlarını he, üzerine düşen borçlarını hakkıyla yaparsan yaptığın nafilelerin de ne yaparsın? Menfaatini görürsün. Onlardan da istifade eder. Yetekarrabu ileye bin nevafil ve Mevla'ya nafilelerle ne yaparsın yaklaşırsın. Evet, namaz meselesi çok önemli. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. İnnemâ mevdu'un salâti mine din. Dinde namazın mevdu'i yeri. Dinde namazın yeri ne? Ne gibi? Kemal râsi ceset. Bedendeki baş gibi. Yani bedende başın önemi neyse. He? İşte namazın dindeki yeri o. Sen şimdi düşün. Yani bir adam kolsuz olur mu? Yaşar mı? Yaşar. Böbreksiz yaşar. Ayakları olmasa yaşar. He? Ama başı olmasa yaşar mı? Yaşamaz. Evet. Ha demek ki namaz olmadan da dini bir hayat yaşıyorum demek uygun bir söz değil uydurup bir söz. Evet kıymetli kardeşlerim, namaz meselesi önemli. Rabbim Celle Celaluhu namazlarımızı hakkıyla ve vaktinde eda edebilmeye cümlemizi muvaffak eylesin inşallah. Rivayet edilir, İmam-ı Azam Rahmetullahi Aleyh, onun da olduğu bir cenaze. Birinin cenazesini aldılar, kabre koydular. Malumunuz tabi, e, cenazeleri kabre koyarken ne yapılıyor? Sağ tarafına bir laht yapılıyor. Biraz daha derin kazılıyor o tarafı. Sağ tarafını oraya koyup şöyle hafif de efendim arkasından toprakla desteklenip yani kıbleye doğru döndürülüyor. O şekilde yaptılar. Tam kalktılar, tahtaları koyup kapatacaklar. Birdenbire adam tersine döndü orada. Adam canlı değil. Adam vefat etmiş. Ama yani tersine döndürüldü öyle diyelim. Allah Allah şaşırdılar baktılar bir canlılık alameti yok. Evet bu adam vefat etmiş ama ne oldu buna böyle birden? Arkası kıbleye geldi. Allah Allah. Tekrar döndürdüler. Efendim yüzünü kıbleye müteveccihen getirdiler. Ama tekrar çıktılar kabirden tam tahtaları koyacaklar. Adam tekrar tersine döndürüldü. Üç kere bu hal vaki olunca İmam-ı Azam da rahmetullahi aleyh de o cenazede. Herkes tabii dehşetle, hayretle bu olayı seyrediyor. Adamın arkası kıbleye dönüyor. Ha tekrar üç defa bu olay hadise cereyan etti. Ha tekrar döndüreceklerken hatiften bir nida. Ne dendi? Ütrukü ala halihi. Onu hali üzere bırakın. Yani yüzünü kıbleye döndürmeye uğraşmayın. Hali üzere bırakın. Niçin feynahu erada an kıbletina fi hayati? Çünkü o hayatındayken yaşıyorken toprağın üstündeyken he? Çünkü o hayattayken bizim kıblemizden yüz çevirmişti. Dolayısıyla fehawwala vecehu fi mematihi min Ha biz de ölümünden sonra mematından sonra onun yüzünü kıbleden döndürdük diyor. Görüyor musun? Adam Adam hayattayken ne yapmış? Yüzünü kıbleden döndürmüş. Adamın yüzü kıbleye gelmemiş. Adamın alnı secdeye gitmemiş. He? E şimdi bu adam efendim eşraftan bir adam. Kim olursa ne ol. Dünyadaki makamın ne olursa olsun. Demek ne oluyor? Kabre indirildiğin zaman bak arkasını döndürüyorlar. Uğraşılıyor kıbleye döndürmek için onu bırakın hali üzere. Çünkü o hayatındayken yüzünü kıbleye dönmedi, bize dönmedi. Şimdi biz de onun yüzünü efendim kıbleden döndürüyoruz deniyor. Ya Allah alem belki şu anda he tabii kabirleri açmak caiz değil de faraza diyorum. Hani açılıp bakılacak olsa belki de çoğunun sırtı kıbleye gelmiştir. Evet kıymetli kardeşlerim. Onun için bu mesele hakikaten çok önemli. Bakın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte ne buyurdu? La zembe ba'de şirki e'zamu min terki salah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Şirk koşmaktan efendim daha büyük günah yok. Min terki salati namazı terk etmekten. Yani şirk koşmaktan sonra namazı terk etmekten daha büyük günah yok. Ya. Hatta yahruce vaktuha. Yani namazı vakti çıkıncaya kadar terk etmekten. Şirkten sonra şirk çok büyük günah. Zaten inna Allah la yanfuru bihi ve yanfuru ma dunu zal kelime yaşa Allah şirk şirki affetmiyor Mevla. Ama şirkin dışında he dilediği günahkarı Mevla affeder. Şimdi burada ne diyor? Şirkten daha büyük günah yok. La zenbe ba'de şirki a'zamu. Şirk koşmaktan sonra daha büyük günah yok. Neden? Min ki salâ. Salâti hatta yahruce vaktüha. Vakti çıkıncaya kadar namazı terk etmekten. Şirkten sonra işte bundan daha büyük günah yok. Evet, daha ne? Vakat ni müminin bi gayri hak ve haksız yere bir mümini öldürmekten daha büyük günah yok diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani şirkten sonra namazsızlığı, namazı terk etmeyi bir de haksız yere bir mümini öldürmeyi saydı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani namazsızlık bu kadar büyük bir efendim, günah aslında. Namaz kılmamak ne kadar basit geliyor, ne kadar normal geliyor. He? Bir de ısrar ediyorsun. Adeta yalvarıyorsun. Namaz kıl diye. He? Sen Müslüman mısın? Evet. Niye kılmıyorsun ki? Yani namaz kıl diyen adama he? Efendi, Efendi aslerimiz ne buyuruyor? Ne garip ki. Namaz, Müslüman adama namaz kıl diyoruz. Ya. Müslüman adama namaz kıl diyorsun yani. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim. Namaz meselesi çok önemli. Bakın. Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri Kur'an'da Ebu Cehil'den bahsederken ne diyor biliyor musun? Estağfirullah. Fela saddaka vela ve la salla ve lakin kezzebe ve tevella. Fela saddaka ve la salla. Ne tasdik etti ne namaz kıldı. <fela> ve lakin kezzebe ve tevella. Lakin yalanladı. Yani Kur'an'ı yalanladı. Ve tevella ve yüz çevirdi. İmandan yüz çevirdi. Yani şimdi Ebu Cehil. He? Ne tasdik etti, ne namaz kıldı diyor Mevla. E zaten adam tasdik etmeyince, adam inanmayan adam namaz kılar mı? E kılmaz. Ama inanmıyor ve namaz da kılmıyor. İşte burada Mevla namazı kılmadığını zikretmesi, bize burada ne var? Büyük ibret var, büyük ders var. Ha, yani ne oldu şimdi? Ebu Cehil namaz kılıyor mu? Kılmıyor. Sen kılıyor musun? E kılmıyorsan eğer, o müşrik idi. Sen Müslümansın sen madem müslümansın niye kılmıyorsun diye sorarlar adama hani sormuşlar ya hoca efendi yani namaz meselesini kılmamayı öyle bir anlatıyorsun ki yani namaz kılmayan şimdi kafir mi oluyor ne buyurdu dedi ki ehli sünnet itikadına göre namaz kılmayana kafir demeyiz yani inkar etmedikçe inkar etmedikçe Allah'ın helaline haram haramına helal demedikçe nefsinin tembelliğinden dolayı yapmadığı bir takım yapamadığı veya amelleri sebebiyle ne yapamazsın? Bir adamı tekfir edemezsin. Ben Müslümanım dediği müddetçe. İşte ama diyor ki namaz kılmayan kafir oldu demeyiz. Ama kafirler namaz kılmaz. Evet kafirler namaz kılıyor mu? Bak. Fela saddaka ve la Ebu Cehil ne tasdik etti ne de namaz kıldı. Yani şöyle de anlayabilirsin, tersten oku. Tasdik etse namazını kılardı, kılmalıydı. Çünkü iman ettin, hemen namaz devreye giriyor. E şimdi namaz kılmayan kardeşimize soralım. Sen tasdik ediyor musun? Evet. Hem tasdik ediyorsun hem de namaz kılmıyorsun ya. Hani Ebu Cehil kılmadı ama tasdik de etmedi. Sen tasdik ediyorsun, namaz kılmıyorsun. Hem de Kur'an'ı da yalanlamıyorsun. Ama ve tevella yüz çeviriyorsun. İmandan değil de nereden? Namazdan, kıbleden, Allah'ın evinden, huzura çıkmaktan, Allah'ın davetine icabet etmekten yüz çeviriyorsun. Ayetleri yüzümüze çarparlar. Onun için, onun için dikkat etmek lazım. Allah'ın ehemmiyet verdiğine, önemle üzerinde durduğuna önem vermek lazım. Ve men yuazzim şair Allah fe inna min kulub. Her kim Allah'ın şairine tazim ederse, şair yani İslam'ın alametleri, şiarı, sembolleri. Fe inna min takvel kulub. İşte bu kalplerin takvasındandır. Yani namaz dinin direği, ibadetin başı olduğuna göre. He? Bundan büyük namazın şiarı mı vardır? Şeyin, İslam'ın şiarı mı vardır? Allah'ın şairi mi vardır? Ya. Onun için bu meseleyi mutlaka halletmemiz lazım. Namaz konusunda eksiklerimiz varsa, eksiklerimiz olanlarımız bir an önce onları tamamlamak için kaza namazlarına başlamak Rabbim nasip eylesin. Eksik noksan ne varsa tamamlamak lütfeylesin. Kıldığımız namazlarda, evet, Yanlışlarımız olabilir. Özellikle tadil erken meselesi. Yani görüyoruz işte camilerde bir takım efendime söyleyeyim sohbetlerden sonra işte mescitte efendim ee, namaz kılıyoruz. Ya bakıyorsun mübarek ne kadar çabuk kılıyorsun ya. Ne kadar çabuk kılıyorsun yani. Zaten oradasın. Zaten buraya gelmişsin. E pat küt pat küt kılıp ondan sonra duvara yaslanıp böyle milleti seyrediyorsun. He? Hani işi vardı da hızlı kıldı da gitti diyeceğiz. E zaten oradasın gülüm ya. Ne acele ediyorsun? Namazını niye ifsad ediyorsun? Sağa sola bakacağım diye. He? Milleti seyredeceğim diye. Bak şeytan nasıl kandırıyor. Niye sıkılıyorsun? Namaz kılmaktan niye daralıyorsun? Bu o demek. Bir adam hızlı namaz kılıyorsa namaz kılmak onu sıkıyor. Namaz kıldığı için daralıyor. Şeytan bunu bir sıkıştırıyor, bir vesvese veriyor. Adam selam veriyor, rahatlıyor. E o selama kadar da ne efendim ruku, ne secde, ne efendim celse, ne kalme. Hepsi ne yapıyorsun? Yarım yarım yiyip bitiriyorsun yani. Öyle olmamalı. Madem vakit ayırdık, canın istemese de, nefis zorlasa da, he sen ağır ağır. Tadil erkana uyarak. Rukuya gittin. Subhane Rabbiyel Azim. Subhane Rabbiyel Azim. Subhane Rabbiyel Azim. Bitti. Tamam. Şemi Allah'ın merhamide. Şöyle bir kalk. He? Rabbena ve lekel hamd. Hamden kethiran tayyiben mübareken fi. Ha ben onu bilmiyorum. Bir dikil ama. Dışarıdan bakan biri seni o anda gördüğü zaman he? senin namazda olduğunu veya ayakta olduğunu zannetsin. Ama belin doğrulmadan inersen, alnın secdeye gitmeden kalkarsan, Takip edemiyoruz. Ayakta mısın, rükuda mısın, secdede misin? Kavmede misin, celsede misin? He? Böyle namaz olmaz. Namaz bize huzur vermeli. Rabbim nasip eylesin. Ama yavaş yavaş, kıla kıla, nefsin istemese de zorluya zorluya. He? Biri seni bekliyor, söz verdin. Eyvah namazı da kılmadım, gidersem kılamam, hemen kılayım. İşte orada namazı gene ne yapıyorsun? Tadil erkanı yiyorsun, bitiriyorsun. Beklesin ya. Zaten o vakte kadar niye namazı bıraktın? O da ayrı dava. He? Gene huzur üzere, huşu üzere kılmak lazım. Ne Allah dostları, ne büyük zatlar, ne mücahitler idam sehpası kurulmuş. Öyle bir namaz kılıyor ki cellat utanıyor. Ya ha, ama orada da fazla uzatmıyorlar biliyor musun? Biraz orada hızlı kılıyor. Niye biliyor musun? ölümden korktu da namazı uzattı biraz daha fazla yaşayayım diye demesinler için. Evet kıymetli kardeşlerim, Rabbim Celle Celaluhu namazlarımızı hakkıyla eda edebilmek nasip eylesin. Namazlarımızı kılarken hazla, zevkle, manevi lezzetle kılabilmek Rabbim cümlemize ikram eylesin inşallah. Evet kısa bir ara, aranın ardından namazı anlatmaya devam edeceğiz inşallah. Evet muhterem izleyenlerim kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabi namazı anlatıyorduk. Namazın önemini, faziletini ve e, namaz kılanlara da ne vardır? Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri beş ikramı vardır. Yani dünyada olan da var, kabirde olan da var, ahirette olan da var. Yani namaz kılanın bakın işleri ne kadar kolaylaşıyor. Verade fil hadis hadis-i şerifte varid olduğu üzere Efendim sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Men hafaza ala salati ekramehullah bi hamsi hisalin." Her kim namazı muhafaza ederse Allah Teala ve Tekaddüs Hazretleri o kimseye 5 haslet ikram eder. Yani beş tane ikramı var, ihsanı var. Bunlar büyük nimetler. Dolayısıyla namaz kılmayanlara da tabii ne var? Azap var. Onlara da ne var? Tehditler var. Şimdi burada namaz kılanlara Mevla'nın ikram edeceği beş hasleti inşallah efendim, e, madde madde görmeye gayret edelim. Yurfa'u anhu zikul iş. Demek ki namazını her kim muhafaza ederse geçim darlığı, darlığı ondan kaldırılır. Yani maişet sıkıntısı. Allah Teala ne yapacak? Ondan kaldıracak. Maaşına bereket verir. Parasına bereket ikram eder. Evet. Öyle insanlar tanıyoruz. Hakikaten kendi yanında kavruluyor. Maaşı belli, durumu belli, harcaması belli. He? Ama mutlu, ama huzurlu. Diğer taraftan bakıyorsunuz, çevrenizde de vardır. İmkanları çok geniş. Yani kazandığının haddi hesabı yok. Ne kazandı, ne harcadı belki de bilmeyecek kadar efendim varlıklı ama he Allah malına, parasına bereket vermiyor. Ne kadar geliyor, ne kadar gidiyor. Çuvalla geliyor, çuvalla gidiyor. Sıkıntı eksik olmuyor. Problemi eksik olmuyor. He? Ne borcu bitiyor, ne alacağı bitiyor. Ne borcunu verebiliyor, ne alacağını alabiliyor. Dolayısıyla Allah'ın Teala maişet sıkıntısı, darlığı elbette bir tabi sıkıntı olabilir. Elbette bir mücadele var, bir gayret var. Helalinden kazanmak için e tabii ki efendim bir meşakkat elbette olacak. Çünkü onun da he? yani öyle makamlar var ki buyuruluyor. O makamlara çıkmak için ancak çoluk çocuğunun rızkını kazanmak için çektiğin sıkıntılar seni oraya çıkaracak. Çoluğun çocuğun fazla, Gelirin az ama sen ay sonunu getirmek için kıt kanaat geçinmeye çalışıyorsun. Ama harama tevessül etmiyorsun. Harama bulaşmadan meşru çerçevede çalışıp kazanıp alnının teriyle çoluğunu çocuğunu yediriyorsun içiriyorsun. Yani bunun efendim, kazandığı makam var ya öyle makam ki bunlar öyle ibadetle taatle çıkacağın yerlerde değil. O da ayrı bir konu. Ama namazını kılsa bak geliri az da olsa tadil erkanı riayet ederek kıldığı zaman ne oluyor? Allah efendim, onu dara düşürmüyor. Dara düşürmeyecek. Adam demiş zengin misin? Borcum yok demiş. Borcun yoksa zengin adamsın be. He? Kapına dayanacak, sana haciz getirecek veya seni efendim, hapse tıktıracak bir borcun, ipoteğin bilmem neyi yok. Rahat adamsın. Ya Öbür taraftan bakıyorsun adam ne kadar zengin. Bir sıkıntılar, bir dertler. Bir de bakıyorsun intihar ediyor. Öyle intihar eden fakir adam pek yok yani ha. Adam iş adamı. Borçlar efendim gırtlağa kadar gelmiş. Halbuki bakıyorsun ya bu adam iş yapmasa şu anki variyetiyle, malıyla, mülküyle yedi sülalesi yaş yaşar. Ne bu sıkıntı? Ne bu çile? Namazında eksik var. Namazından oksan var. Belki de kılmıyor. Evet kıymetli kardeşlerim. Bir ayet kerimede de Mevla ne buyurdu? Estağfirullah. Ve men yettekillâhe yeceallahu Kim takva olursa, he? Allah'ın haramlarından sakınırsa, Allah ona ne yapar? Bir rızık kapısı açar. allah Teala, he? Ona ne yapacak? Rızık kapısı açacak. Evet ama efendim Allah'ın emirlerine uymazsa, haramlardan sakınmazsa ha o zaman ne olur? Allah'ın Teala ve Tekaddes Hazretleri onun maişetini daraltır ve o konuda sıkıntısını da artırır yani. Evet kıymetli kardeşlerim demek ki her kim namazını muhafaza ederse Allah'ın Teala ve Tekaddes Hazretleri ne yapacak? Yurfa anhu dıkul ondan maişet darlığını, sıkıntısını kaldıracak. Rabbim Celle Celaluhu her bir ellerimize maişet sıkıntısı çektirmesin. Efendim, maddi sıkıntılarımızı feraha tebdil eylesin. Maddi manevi ne müşkillerimiz varsa hallu hasan eylesin. Amin. Bir diğeri, ve kabri. Kabir azabı da kaldırılır ondan. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? El kabru imma ravdatun min riyadil cinan ve imma kufretin min kuferin niran. Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçedir ya da cehennem çukurlarından bir çukurdur buyurdu. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem. Yani aslında ne oluyor? İnsan öldüğü zaman, kabre indirildiği zaman ya mükafat ya mücazat yani ee, ne yapıyor? Kabirde başlamış oluyor. Tabi şimdi kabir adabı kaldırılır dediğimiz zaman Şimdi tabi günümüzde maalesef biliyorsunuz e, her görüşün borozanlığını yapan pek çok kimseler var. Ehli sünnet dışındaki birçok dal fırkaların efendim, temsilciliğini yapanlar da var. E şimdi bakıyorsun birçok ilahiyatçı değil mi? Efendim profesör de olmuş ama adam ne yapıyor? Kabir adabını inkar ediyor. Kabir adabının olmadığını söylüyor ve kendine göre bir takım deliller getiriyor. Ama bak dikkat et kendine göre. Kendine göre bir takım delillerle kabir adabının olmadığını ispatlamaya çalışıyor. Ha kabir adabının olmadığını ispatlamak millete iyilik yapmak mı? Öyle mi zannediyorsun? He? Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu haber vermiş, anlatmış. Yani şu ileride bir tehlike varsa oraya giden bir yolcuya şimdi bunun tehlikesini söylemeyelim de adama kötülük yapmayalım desen nasıl bu yolda bir sıkıntı var mı? Yok yok sen işine bak. Hiçbir problem yok. E bu adama sen hıyanet etmiş oluyorsun. Sen bu adama kötülük yapmış oluyorsun. He? Sen ileride efendim orada tehlikenin olduğunu, eşkıyanın olduğunu söyle ki adam ona göre tedbirini alsın. Yola ona göre çıksın. He? Artık hangi yolu takip edecek? Nereden gidecek? Nasıl efendim e, gideceği yere, menzile varacak? Ona göre tedbirini alsın. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem de ne yapıyor? Bizleri uyarıyor, ikaz ediyor, anlatıyor. Ha şimdi 50'den fazla tabii bu konuda hadis-i şeriflerde var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmıştır? Namazlarda bile yaptığı duada kabir adabından sığınmıştır. Yani burada ne yapıyor bize öğretiyor? Tabii efendim hadisleri kabul etmeyince yani geçmiş ulema ve sülahanın Kur'an ve sünnet çizgisinde ortaya koymuş olduğu 14 asırlık tüm birikimi yok sayıyor. Adeta ne yapıyor biliyor musun? Yeni bir din dizayn etmeye çalışıyor. Aslında bu bu demek. Yani olan bir şeye yok demek. He? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyanlarını dikkate almamak. Onun efendim, e, hilafına bir takım şeyler söylemek. Aslında çok daha başka sebepleri olan bir takım meseleler. Ama şimdi biz tabi kabir adabı hakkında da birkaç kelam edelim. Elbette kabir adabı vardır. Hatta ayetlerle de sabittir. Çok hadis-i şerif var ama hadis-i şerif madem kabul etmiyorlar ayetlerle de ne yapalım? Birkaç tane misal verelim. Tabi öncelikle şöyle şunu bir mukaddim olarak arz edeyim. Kabir hayatı vardır. Ama kabir hayatı nedir? Yani illa sen bir toprağa, kabire gömmen demek midir? Öyle şimdi adamı diyor kuş kaptı. Denizde boğuldu bulunamadı. Kabre gömemedin mesela. Ha öyleyse kişinin öldükten sonra bir kabri olsun veya olmasın. Kabrinde çürümüş olsun veya olmasın. İnsan öldüğü andan itibaren kıyamet günü dirileceği zamana kadar olan metafizik hayatını ne yapar? teşkil eder, ifade eder. Yani öldükten itibaren kıyametin kopuşuna kadar olan süre o vakit nedir? Kabir hayatıdır. Evet. Öldün mü geriye dönüş var mı? Yok. Dünya ile ruhun arasında aşılması, geçilmesi imkansız bir perde var. İşte o perdenin adı ne? Yine Kur'an o ismi verdi. Berzah. İşte berzah alemi diyoruz. Yani berzah alemi hangisi? He? Berzah alemi öldükten sonra kıyametin kopacağı kadar güne kadar olan vakittir. Evet. Yani berzah alemi kıyamet koptuktan sonra başlayacak olan o hayattan çok daha başka bir şeydir. İşte bakın Allah Teala ve Teccadhas Hazretleri buyuruyor. Müminin suresinden okuyorum. 99. ayeti okuyacağım ve 100. ayeti okuyacağım. <laughs> Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri buyurdu Estağfirullah Bile. <tuh> Hatta ida câe ehadehumul mevt. Nihayet onlardan birine ölüm gelince, yani tam öleceği zaman, can boğaza gelmiş, ahiretten perde açılmış, kale diyecek ki, Rabbir ce'un, ey Rabbim beni dünyaya geri gönder diyecek. Bak ölüm anı perde açılmış. O adabı görüyor. Hocaların dediği doğruymuş be. Ahiret varmış. He? Ahiret yok diyordu. Allah yok diyordu haşa. Cennet, cehennem, hesap, kitap yok diyordu. Firavun da öyleydi. Tam öleceği zaman ne oldu? İman ettiğini beyan etti. Ama orada iman kabul değil. Orada tevbe kabul değil. Hal böyle olunca ne diyor bak? Kale, Rabbir ceun, ya Rabbi beni geri döndür. Niye geri dönmek istiyor? Devam ediyor ayet. Lalli a'melu salihan fi ma teraktu. Ki terk ettiğim dünyada salih amel yapayım. Salih amel yapmak için istiyor. Eksikleri var, noksanları var. Namazını kılmamış, ibadetini yapmamış. He? Haram helal dikkat etmemiş. Ya Rabbi ne olur beni geri döndür de İbadet edeyim ya Rabbi. Salih amel yapayım. Namazlarımızı, namazlarımı hakkıyla kılayım. Beş vakit mi? Beşe beş katayım. Evet. Ama Mevla ne buyuruyor? İnneha kelimetün huve kailuha. Hayır. Bu sadece onun söylediği boş bir sözden ibarettir. Boş bir lakırdıdır bu. Beni geri döndür falan bunlar. Boş sözler artık. Ve min verâihim berzehun ilahye müvafiun onların arkasında tekrar dirilecekleri güne kadar bir perde bir berzah vardır Yani onların dönmelerine engel olan bir berzah bir perde vardır diyor Mevla Evet işte berzah alemi öldüğün andan itibaren kıyamete kadar he, devam edecek olan o süre, Berzak alemidir. Kabir hayatıdır. İşte orada adab var mıdır? Vardır. Peki mükafat var mıdır? Vardır. Nitekim Allah'ın Teala ve Tekaddes Hazretleri bakın Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor? Yani Uhud Savaşı'nda şehit olanların ardından inen bir ayeti kerime ne buyurdu? Ali İmran Suresi 169. ayette Estağfirullah وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah'ın yolunda öldürülenleri sakın ölüler zannetmeyin. Belahyaun bilakis onlar diridir. Daha efendim bir ayet daha var Bedir savaşında şehit olanlar hakkında bu şekilde ama şimdi burada diyor ki bakın belahyaun bilakis onlar diridir. İnde rabbihim yurzakun Rablerin katında rızıklandırılırlar. Bak Mevla şimdi he ne buyurdu? Sen diyorsun ki ha ölmüş. Mevla diyor ki ona ölü demeyin. O diri ve rızıklanıyor. Halbuki o anda onu ne yapmadın daha kabre bile koymadın. He? Ama rızıklanıyor. Öldü ya. Onun için kabir hayatı başladı. Onun için berzah hayatı başladı ve işte ne yapıyor Mevla onu öldüğü andan itibaren rızıklandırıyor onların ruhlarını. Adeta cennetlerdeki yeşil kuşlar suretindeki bineklerine bindirip kandillerden kandillere ne yapıyor? Seyahat ediyorlar, keziyorlar ve rızıklanıyorlar. Tabi bu hadis-i şeriflerde de uzun uzun anlatılıyor. Ama ayette bak ne buyurdu? Onlar diridir ve efendim Rableri katında rızıklanıyorlar. Evet, ölmüş. Görüyorsun, hayatta mı? Değil. Ama Rızıklanıyor mu? Evet. Ne oldu şimdi? El kabru imma ravdatun min riyadil cinan kabir cennet bahçelerinden bir bahçedir oldu mu? Oldu. İşte kabir cennet bahçelerinden bir bahçeye delil bu ayet. Ha bir de ve imma hufretin min huferin niran ya da cehennem çukurlarından bir çukurdur. Ona da Kur'an-ı Kerim'de ne var? Misal var mı? Var tabii ki. Mü'min suresi 46. ayette ne buyurdu Mevla Teala? Yani Firavun ve avanesi hakkında Mevla buyuruyor ki Enler yuradun aleyha gudüven ve Onlar sabah ve akşam ateşe arz edilirler. Bak sabah akşam ateşe arz edilirler. Ve <laughs> yevme Kıyametin kopacağı gün ise he? Edhilu ale firavne eşeddel azab Firavun ve ailesini, ailesini, alini veya he? Çünkü Firavun bu işleri yaparken tek başına yapmadı. Firavun ve ali, avanesi, zulüm ortakçıları, ortakları. Ne yapın? Firavun ailesini azabın en şiddetlisine sokun. Şimdi ayette ne yapıldı? İki azaptan bahsedildi. Bunlardan bir tanesi kıyametin kopuşundan önce. O hangisi? Enler yuradun aleyha ve vaşiyya. Yani sabah akşam ateşe arz edilirler. Arz edilir, götürülüyor. Ateşi zaten görse. Bir adama desen ki, he? Seni var ya işte bak şuraya atacağız seni. Şu kodese tıkacağız. Şu sıkıntıları çekeceksin. Şu işkenceyi göreceksin. E zaten onları gö gösterip hatırlatmak bile. Hatta bir adam Öyle bir olay yaşamış ki he? onda büyük bir tahribat yapmış, üzüntülere gark olmuş, onu unutmaya çalışıyor. Sen onu hatırlatsan bile ya böyle böyle bir şey olmuştu yani falan diye hatırlatsan adama nedir? En büyük ızdıraptır. Hemen yandakiler ne diyor? Hatırlatma ya. Adamı üzme. Adamı sıkıntıya sokma. Şimdi yani bunlara kendilerine göre mana veriyorlar da onun için söylüyorum. Ateşe arz olunuyor. Yani bu azap mı diyor? Ateşi gösteriyor. Cehennemin ateşini işte buraya gireceksin. Adam görünce zaten nevri dönüyor ya. He? Sabah akşam ateşe arz edilirler. İşte bu nedir? Kıyametin kopuşundan öncedir ve bu nedir? Kabir azabıdır. Bu kabir azabı. Ha, Bununla alakalı, kabir adabının varlığıyla alakalı. Çok hadis-i şerifler var zaten. Ama efendim, hani e, hadis kabul etmiyor ya, Kur'an bize yeter. İşte Kur'an'dan misal veriyoruz. Kur'an'ı anlatıyoruz. Ama onların Kur'an dini dedikleri, kendi yorumlarını Kur'an diye söylemelerinden ibarettir. Yoksa o ayette Allah'ın muradı nedir? Onların derdi o değil. Zaten bir meselede Allah'ın muradı o ayetle neyse, e, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem zaten açıklamadı mı? Sahabeye beyan etmedi mi? Öyle ya. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem zaten yaşayan Kur'an, Kur'an'ın tefsiri. Ama sen onu devre dışı bıraktın mı? Kendi kafasına göre yorumlayacak, tevilleyecek, Kur'an böyle diyor diyecek. Kur'an öyle demiyor. Sen öyle diyorsun. Hatta iftira ediyorsun. Nasıl iftira ediyorsun? Kur'an böyle diyor diye iftira ediyorsun. Halbuki onun öyle demediğini Resulullah bize açıkladı. Tefsirlere bak tefsirlere. Ayetleri anlamak için he tefsirlere bak. Tefsirlere kalk. Tefsirleri karıştır. Ehli sünnet alimlerinin beyanlarını, nakillerini he gözden geçir. Onun için dikkat etmek lazım. İtikadını bir bozar. He? İtikadını bozduktan sonra bir daha efendim ayarın kaçınca, ölçün bozuk olunca bundan sonra hepsi Allah muhafaza bozuk çıkar yani. Ya hani şey demiş ya adamın bir tanesi efendim bir bakkala tereyağı satıyormuş da her gün bir kilo getiriyor satıyor. Neyse bakkalda bir gün dedi ya ben bu adama güveniyorum. Tartmıyorum ama bu beni kandırıyor olmasın ya. Aldı bir gün tereyağı tarttı onun gözünün önünde bir de baktı 900 gram. 100 gram eksik. Ona bir kızdı. Ne utanmaz adamsın dedi ya. He? Ben de seni dedi dürüst bir adam zannediyordum. Sen haramzade çıktın ya. Niye 900 gram getiriyorsun? Ben bir de efendim tartmadan alıyorum. Beni niye kandırıyorsun? Adam mahcup vaziyette. Dedi efendim kusura bakmayın dedi. Benim evimde dedi terazi yok. Sen her gün bir kilo tereyağı getir deyince ben de senden bir kilo şeker aldım ki ben tereyağı onunla tartıp onu kilogram olarak kullanıp sana getireyim diye. Senin verdiğin şekerin ölçüsüne göre ayarlıyorum ve getiriyorum dedi. Haramzade kendisiymiş meğer. He? senin ölçüne göre ne yapıyor? Getiriyor. İşte ölçü bozuk olunca bundan sonra hepsi bozuk oluyor. Hepsi noksan oluyor. Hepsi eksik oluyor. Onun için ölçüyü aldığın yere dikkat et. Ya o ölçüyle gidersin. Hep eksik, hep noksan gider. Allah muhafaza. Evet. Demek kıyametten önce bir adabı bahsediyor. Ve ne buyurdu? وَيَوْمَ تَقُومُ السَّعَاتُ Ha bak ne diyor? Kıyametin kopacağı gün ise Demek o güne kadar olan kıyametten önce. Kıyamet kopacağı zamanda ne deniyor? Firavun ve Ali'ni alabın en şiddetlisine sokun diye emrediliyor. Çünkü bir de bunlar ne diyorlar? Bu taife, kabir alabı yok diyenler ne diyorlar? Hesap diyorlar ahirette. Evet. Ha öyleyse hesap vermeden, hesap görmeden ha azap olmaz diyorlar. Yani orada da kendine göre bir mantık yürütüyor. Şimdi mant öyle bir felsefe yapınca sen de diyorsun ya doğru söylüyor galiba şimdi falan diyorsun. He? Hesap görmemiş adam. Defteri eline verilmemiş. Tartılmamış. Mizan görmemiş. E Hesap görmeden azap olur mu diyorlar. Bakın bir ayeti kerimede Nuh suresi 25. ayet. Bak yazın bunları. Bunlar hep efendim delil. Hani Ubeyl Hoca Efendi Allah rahmet eylesin öyle derdi. İstiyorsanız delil okuyayım bir ayeti celil. Ne buyurdu Esra'nın Min ma hati'atihim ugriku feudhilu nara. ma <mimma> hati'atihim ugriku onlar hataları, günahları, isyanları yüzünden boğuldular. Yani o Aleyhisselam'ın kavminden bahsediyor. Boğuldular mı boğuldular? Neden? Onlar günahları yüzünden, isyanları yüzünden boğuldular. Fevduhilu nara boğuldular da ateşe sokuldular. Fevduhilu ateşe sokuldu, girdirildiler. De F harfi var ya. He, Arapça okuyan kardeşlerimiz bilir. Buradaki F fa'i takibiye. Ne demek? Yani olayın hemen olduğunu ve hiç ara verilmeden olduğunu ifade eder. Ondan önceki olay, olayla yani kendinden sonraki olayı ne yapıyor? Birleştiriyor. Boğuldular da fevdhilûne <laughs> ara. Hemen ardından cehenneme sokuldular. Yani ateşe sokuldular. İşte bu nedir? Hesap var mı da? Yok. Kıyamet koptu mu? Henüz kopmadı. Daha hesap kitap gördük mü? Görmedik. E peki Nuh kavmi ne zaman boğuldu? Binlerce sene önce Mevla diyor ki boğuldular feudhilu <laughs> nara ve cehenneme sokuldular. Şu anda adaptalar. İşte bu nedir? Kabir adabıdır. Kıyamet gününe kadar da ne olacak demek ki o adabı çekecekler kıymetli kardeşlerim. Çünkü cehenneme giriş hesaplar görüldükten sonra olacağına göre daha hesapları da hesap vermediğimize göre Demek ki onların efendim ateşe sokulmaları henüz daha cehennemden bahsetmiyor. Yani cehennem ateşine sokuldular değil çünkü cehenneme daha girilmedi. Çünkü evet onlar da dediği gibi daha hesap görülmedi. Çünkü kıyamet kopmadı. Peki bu ne? İşte bu kabir alabı kıymetli kardeşlerim. Bir ayet daha okuyalım bununla alakalı. Enfal suresi 50. ayeti kerimede Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri bakın şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Ve lev tera iz kafarul melaike. Melekler kafirlerin canlarını alırken bir görseydin. Ve <laughs> bir görecek olsan. İz yetevaffellezine kafarul melaike. Melekler kafirlerin canlarını alırken bak daha canlarını alıyor daha ruhlarını teslim ediyorlar. Ne oluyormuş? Yadribune vucuhehum ve edbarahum. Ya gördün mü? Ne yapıyorlar? Yüzlerine ve arkalarına vura vura canlarını alıyorlar. Ve zûku azâbel ve yakıcı azabı tadın diyorlar. Melekler kafirlerin canlarını alırken yüzlerine, arkalarına vura vura ve efendim adabı, o yakıcı adabı tadın diyerek ne yapıyorlar? Canlarını alıyorlar. Görüyor musun? Daha ölürken. Daha hesap görmemişler. Daha kıyamet kopmamış. Daha cehenneme girmemiş. Ama ne var? Adab var mıymış? Varmış. İşte Mevla buyurdu. Enfa suresi 50. ayet. Evire çevire ne demek o? Yüzlerine ardına vurmaları evire çevire dövüyorlar. Basıyorlar daya demek. Ya böyle bir akıbetten Rabbim cümlemizi muhafaza buyursun. Yani ölürken böyle bir muamele ne yapıyor demek ki? Efendim kafirler melekler tarafından gördüğünü Allahu Teala bizlere beyan ediyor. Yani azap ölümle birlikte başladığını anlamış olduk değil mi? Bunlar apaçık ayet ya. He? Yani bu kabir adabını inkar edenler bu kadar ayet varken Allah bu ayetleri Kur'an'ın ortasına koymuş. Görmüyor bunlar ya? Açık, net, herkesin anlayacağı şekilde beyan etmiş. Evet kıymetli kardeşler. Rabbim Celle Celaluhu bizleri ehli sünnet akidesi üzere yaşamak nasip eylesin. Bu itikatla yaşatsın ve son nefesimizde de bu itikatla Mevla Teala Hazretlerine vasıl olmak nasip eylesin. İşte namaz kılanlar, namazlarını muhafaza edenler demek ki ne yapacak? Kabir azabı da görmeyecek. O kişiden kabir azabı kaldırılacak müjdesini bu hadis-i şerif bizlere veriyor kıymetli kardeşlerim. Onun için yani evet ibadet, taat dikkat edeceğiz. Harama helale mutlaka riayet edeceğiz. Ama namazı ne yapacağız? Edeceğiz. Mutlaka ama mutlaka vaktinde eda edeceğiz. Rabbim Celle Celaluhu nasip eylesin. Anlatana da, dinleyene de. Bütün namazlarımızı mümkün mertebe cemaatle kılmak ve kesinlikle vaktinde kılmak ve tadil erkana riayet ederek dostlarının kıldığı namaz gibi kılabilmek Rabbim Celle Celaluhu cümlemize nasip eylesin inşallah. Evet kıymetli kardeşlerim, tabi dedik ya, yani men salati allahu teala bi khamsi hisalin. Yani namazlarını muhafaza eden allah Teala beş hasletle ikram edecek. Ama biz ne yaptık? İki tane hasleti sizlerle paylaşmış olduk. İnşallah diğerlerinde önümüzdeki hafta paylaşmaya gayret ederiz. Bakalım. Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri namazını kılan, vaktinde kılan ve namazını muhafaza eden kullarına ne ikramlarda bulunacak? İnşallah onları da sizlerle birlikte müzakere ve mütalaa etmeye gayret edelim. Evet kıymetli kardeşlerim bu hafta bu kadarla iktifa ediyoruz. Haftaya aynı gün ve aynı saatte. Tekrar buluşmak ümidiyle hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. E <laughs>